Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir tatlı tarifi yapacağız. Turta veya tart da diyebilirsiniz. Öncelikle tabanını hazırlayacağız. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Şöyle 2 adet orta boy yumurtamızı sarısı ve beyazı ile kabımızın içine aldık. Şimdi 1 çay bardağı toz şekerimizi şöyle üzerine ilave ediyoruz. Siz mikserde kullanabilirsiniz. Bir el çırpıcısı yardımıyla biraz beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Ve şöyle güzelce şekeri ve yumurtaları çırptık. Şimdi normal kek yapımında olduğu gibi sıvılarımızı ilave ediyoruz. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir kabaca kendi arasında karıştırıyoruz. Daha sonra da üzerine şurada gördüğünüz gibi kenarda bekleyen un karışımımız var. Bu kadar yeterli. Bu un karışımımızın içinde 3 çay bardağı un var, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanili. Şimdi onu da ilave edeceğiz bu karışımımıza. Şimdi kabaca karıştıracağız. Evet, bakın işte tart, turta kalıbımız bu. Şurada şöyle bir çukur haznesi var. İçine muhallebi veya herhangi bir sos koymanız için. Şekli bu şekilde. Bir buzdolabı poşetine elime geçirdim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı aldım ve şöyle yüzeyini güzelce katı yağla sıvadım. Ve buzdolabına koydum ki katı yağ erimesin. Şimdi bu kek kalıbımıza harcımızı döküyoruz. Bakın bu kalıplardan evinizde yoksa muhakkak alın. Şimdi tarifin son halini gördüğünüzde çok etkileneceksiniz. Yani bu tarz kalıplarla çok çeşitli, çok farklı, görünüşü çok havalı ve çok güzel tatlılar yapabilirsiniz. Yani klasik bir kek hamuru tarifiyle tabanını yapacağız. Sonrasında da siz çok çeşitlendirebilirsiniz. Ama bu tarz bir kalıbınız olması gerekiyor mutlaka. Şimdi şöyle harcımı kalıba yayıyorum. Ve 160 derecede önceden ısıtılmış fırında altlı üstlü ayarda pişiriyorum. Evet, şöyle turtamızın tabanı, kekimiz fırından çıktı. Bakın şöyle çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle kürdan testi de yaptık. İçinin de iyice piştiğine emin olduk. Yüzey alanı geniş olduğu ve ölçülerimiz 1 çay bardağı olduğu için çok kısa bir sürede pişiyor. 15 dakikada hemen üzeri pembeleşince fırından aldık. Şimdi biraz oda ısısına gelinceye kadar bekleyeceğiz. Daha sonrasında da ters çevirip kabımızı alacağız. Evet, şöyle tartımızı ters çevirdik. Kalıbımızı aldık. Bakın şöyle muhteşem gözüküyor. Yani bu haliyle bile yenebilir. Üzerine de bizim buzlukta donmuş vişnelerimiz vardı. Rastgele şöyle görsellik olsun diye ben serpiştirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Şöyle 1,5 su bardağı vişne suyumuzu şöyle tenceremize aldık. Üzerine yarım su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. 1 çay bardağı toz şeker. Ve 2 yemek kaşığı nişasta. Şöyle iyice hepsini alayım. Şimdi güzelce kendi arasında bir önce karıştırıyoruz bu malzemelerimizi. Hiç böyle pürtük kalmayıncaya kadar, homojen bir kıvama gelinceye kadar. Sonra ocağa alacağız. Orta ateşte karıştıra karıştıra pişireceğiz. İlk kaynamayı gördükten sonra ocağın altını kısacağız. Birkaç saniye daha o şekilde kısık ateşte pişireceğiz. Hafif böyle kıvamlı bir perte olacak. Ve bu kıvamlı peltemizi de turtamızın üzerine dökeceğiz. Daha sonra da toz antep fıstığıyla süsleyeceğiz. Evet, tartımızın son hali şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ya bence muhteşem bir görüntüsü var. Bu tart için ihtiyacınız olan tek şey güzel bir tart kalıbı. Ben size Kaiser markasını öneririm. Bir Alman markasıdır. Alın, yani ömürlük mutfağınızda bulunsun. Bir misafiriniz geldiği zaman hatta doğum günü pastası niyetine bile kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Veya bu çukur haznesine muhallebi koyabilirsiniz. Üzerine buna benzer soslar hazırlayabilirsiniz. Veya yine bu çukur haznesine pastacı kreması koyarsınız. Üzerine meyvelerle süslersiniz. Yani artık gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. İhtiyacınız olan tek şey bir tart kalıbı. Afiyet olsun.